Dönelim şimdi kıymetli metallere bakalım. Aslında bu hafta kıymetli metallerdeki rally'yi yani yükselişi konuştuk hep. Ons altın an itibariyle yeni günde 1871 dolar seviyesinde tarihi zirvelerine doğru tırmanıyor. Bakalım tarihi zirveler test edilip geçilebilecek mi, birazdan değerlendireceğiz. Bununla birlikte gümüşte ciddi bir atak görmüştük dün ve onun öncesinde. Hala 22 doların üzerinde, 23 dolara yakın bir seviyeden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. %1,5'luk geri çekilme olsa da gümüş fiyatlarında. Paladyum'da 2000 dolarlı seviyelere çok yakın demiştik. Paladyum'da da sert bir atak gördük. 2155 dolar seviyesinde yeni günde paladyum fiyatları, platin ise 919 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte bakır ise 2 dolar 92 sent seviyesinde. Ve son olarak petrol fiyatlarını değerlendirelim. Petrolde 44 doların üzerinde, 45 dolara yakın bir seviyeden işlem gördüğünü söyleyebiliriz Brent petrolün. Bununla birlikte ham petrol tarafına baktığımızda 41 dolar 95 sent seviyesinde, 42 dolara çok yakın bir seviyede ham petrol fiyatları. Efendim, fiyatlamaları burada bitirmiş olalım. Dönelim şimdi piyasayı analiz edelim. Bakalım bugünkü beklentiler nasıl? Sevgili Barış Ürkün, araştırma müdürü Barış Ürkün bizlerle olacak. Barış, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Perihan. Evet, bu hafta aslında emtiaların haftası oldu diyebiliriz. Birazdan emtialara değineceğiz ama istersen şöyle genel bir yurt içi ve yurt dışı değerlendirmesi yapalım. Bu hafta bildiğin gibi bizim için oldukça karışık geçti. Bir önceki gün endekste gün içerisinde 3500 puanlık sert bir hareket gördük. Bu harekette bize acaba 120 binlerde ikili bir tepe mi yaptık, endekste bir geri dönüş sinyalleri mi arıyoruz? Bunun yanına soru işareti koymamıza sebebiyet verdi. Ve dün bizim için önemli bir gündü. Hala 8 günlük ortalamanın üzerine seyrediyoruz. Ama endeksin dün de yön bulamadığını, ne aşağı ne de yukarı bir kırılım gerçekleştirdiğini gördük. Önce istersen teknik seviyelerle bir başlayalım. Evet, yani dediklerine katılıyorum. Ben de bir yandan grafiklerde ben de önümde açık, oradan da bakıyorum şu anda ne olabilir diye. Şimdi tabii 21 günlük hareketli ortalama var bir de aşağıda. Orası da önemli. Üstel hareketli ortalamasını takip ediyorum. Onun üzerinde kalmaya devam ediyoruz en azından. Evet. Yani burada 116.400 civarı orası. Yani aynı zamanda bu Mart ortasından itibaren başlayan trend, geçen bir önceki hafta yani öncesinde bir aşağı yönlü kırılma gibi gösterir gibi oldu. Fakat üzerinde kapandı. En azından o trend de devam ediyor ve 21 günlük bahsettiğim üstel hareketli ortalama üzerinde de devam eden bir hareket eğilimi var. O yüzden şimdiye kadar gelen hareketler, evet, 120 binin üzerinde zorlanma var. Henüz orayı tam anlamıyla anlamlı bir şekilde geçebilmiş değiliz. Yani burada özellikle 10 Temmuz'dan sonraki günler içerisinde denemeler gerçekleşti. Fakat şu anda başarı olmuş gibi gözükmüyoruz. Bu aslında yurt dışındaki risk iştahının da seyriyle de alakalı. Ve biraz da bizim tarafta özellikle gelinen noktalar, artık hani bahsediyoruz teknik olarak da aşırı yerlere doğru geldik. Çok ciddi düzeltmeler yapmadan geldik. İşte özellikle işte endeks dışı hisselerde çok fazla alımlar var. Birçok hissede grafikleri takip ediyoruz. Dik yükselişler var. Grafiklere baktığımızda hani yeni alım için bize teknik manada çok da fazla fırsat vermiyor gibi gözüküyor. Bu gelinen noktalar itibariyle bakıldığında bazı haber akışları birdenbire böyle bir panik halinde hareketler meydana getirebiliyor. Onların bazı satış hareketlerini görüyoruz ki işte geçtiğimiz gün bu Meis Adası'nda Oruç Reis'in sondaj faaliyetlerine başlaması konusunda verilen o Navtex mesajından sonra işte Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artışı olabilir mi acaba, onun fiyatlaması bir düzeltme hareketi meydana getirdi. O da sert oldu işte bahsettiğim nedenlerden dolayı bence. Ama dediğim gibi şu anda yine de bu düzeltmelere rağmen yükselen trendin üzerinde devam ediyoruz. Burada gelecek olan artık bilançolara da bakacağız. Yavaş yavaş başlıyor bilanço sezonu. Gelecek bilançoları takip etmeye başlayacağız yavaş yavaş. Bunun da biraz etkisini hisse bazlı olarak görme ihtimalimiz olacak. Ve global ölçekte de risk iştahının seyri burada bizim için herhalde ön planda olacak herhalde hala diye söyleyebilirim. O yüzden de aşı haberlerini takip ediyoruz. İşte gelen haberler olumlu yönde gelişmelerin olduğu şeklinde. İşte Amerika'dan gelen haberleri görüyoruz. İşte İngiltere'den gelen aşı haberlerini görüyoruz. Buna ilişkin zaman zaman olumlu fiyatlamalar gözlense de bir taraftan da Amerika ile Çin arasındaki gerilimin yavaş yavaş biraz daha artıyor olması o tarafı da biraz etkiliyor gibi gözüküyor ki yurt dışını birazdan konuşuruz ya, bakarız istersen orada da. O tarafın etkisiyle biraz o tarafın biraz yataya yakın hareketler yaratması muhtemel gibi gözüküyor. O yüzden endekste de bugün üzerinde baktığımızda da yatay belki hafif pozitif bir açılış, sonrasında yeniden
119.000-120.000 bandına doğru hareket olup olmayacağına bakacağız. Yani diyeceğim o, endeks şu anda yukarı yönlü trend hareketi aslında devam ediyor hala diye söyleyebilirim. Aslında bununla birlikte dün önemli bir haber daha vardı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alım nedeni Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi Trump'ın onayına sunulacak. Tam manasıyla aslında fiyatladık mı? Dün çok ciddi bir reaksiyon göstermedik aslında bu haber karşısında. Evet. Ne dersin? Hani Trump'ın buna reaksiyonu nasıl olur? Trump tarafından onaylanır mı ve onaylanırsa tabii bizim üzerimize yani TL varlıklar üzerinde ciddi bir baskı yaratır mı sence? Şimdi bu aslında eski bir konu. Çok yani çok geçmişe eski. Baktığımızda evet yani sürekli olarak gündemde zaman zaman bu şekilde ısınıyor konu. Tekrardan gündemden düşüyor. Trump'ın onayına geldiği noktada itibaren Trump bunu onaylamadı şimdiye kadar. Hani o yüzden de tekrar beklenti evet bu onay çıkmış olsa da yani Trump bunu imzalamaz mı acaba? Belki de böyle bir beklenti var. O yüzden de çok büyük piyasalar etkisini görmedik. Hani bu tabii yaptırımlar içerisinde işte bir sürü maddesi var. Hangisi uygulanacağını da hani burada en bize belki de az etkileyecek olanlar belki de uygulanır. Geçmişte de bunu konuşuyorduk aslında. Hı hı. Böyle bir hem imzalaması belirsizliği var. Hem de bu tarz hangi madde uygulanacak belirsizliği var. O yüzden geçmişte de buna benzer gelişmeler oldu. Fakat somut bir olaya bağlanmadı bu kararlar. O yüzden hani tekrardan yeniden ortaya çıktı bu konu şu anda gündeme geldi. Fakat o yüzden geçmişte olmadığı gibi gelecekte de şu an için etkisi herhalde çok fazla olmamış gibi gözüküyor. Artık yani önümüzdeki günlerdeki gelişmeyi tabii takip edeceğiz. Bunun fiyatlama etkisini görüp görmeyeceğimize bakacağız. Fakat şu anki görüntü bunun çok fazla piyasa tarafından algılanmadığını görüyorum. Geçmişe bakarak herhalde bunu yorumluyor piyasa. O yüzden de ben çok fazla olumsuz etkisi olacağını beklemiyorum. Yani bu kararların da Trump tarafından imzalanmasını da açıkçası pek beklemiyorum ben. İşte zaten şimdi sorun da burada başlıyor. Sen aslında çok iyi bir şekilde yurt dışı tarafını değerlendirdin. Şimdi önümüze böyle bir bilanço koyduğumuzda artılar ve eksiler var. Artı tarafında işte aşı haberleri, teşvik paketleri hem Euro bölgesinde onaylanan hem ABD tarafında özellikle aşı için ayrılacak bütçeyi konuşuyoruz. Aşının işte insan denemelerinde başarılı olduğu yakın zamanda da zaten işte üretime başlanıp insanlar üzerinde uygulanacağı zaten konuşuluyor. Şimdi bunlar pozitif tarafta. Ama ABD ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor. Bunları negatif haneye yazmış olduk. Ne dersin bu bol likidite ve ortamdaki aslında bu belirsizlik bu durumda emtialara mı yaramış oldu? Çünkü emtialarda bu hafta çok ciddi bir artış gördük. Sadece altında değil, gümüşten, paladyuma, platine hepsinde bir artış olduğunu gördük. Brent petrol hala çok kuvvetli. Yani emtialardaki bu pozitif ayrışmayı ortamdaki belirsizliğe ve bol paraya bağlayabilir miyiz? Bağlayabiliriz. Yani teşviklerin hala devam ediyor olması, işte 750 milyar euroluk Avrupa Birliği'nin anlaşmış olması... Hem miktar olarak hem de Avrupa Birliği'nin bir birlik mesajı vermesi olarak aslında iki taraflı okumak lazım. O taraf biraz piyasada moralleri düzeltmiş gözüktü. Tabii ki likiditenin daha fazla geliyor olması daha tabii ki bol likitte, düşük faiz hep konuşuyoruz. İşte altına yarıyor. Bu bağlamda güvenli varlık olarak altın talep gördüğü için gümüşte de talep artışı oluyor. Ama diğer taraftan bahsettiğimiz diğer metaller, işte gümüş, işte platin, paladyum bunlar... endüstride de kullanılan metaller arasında. Onların da işte bu teşvik paketlerinin gelmesi, biraz daha işte aşı çalışmalarının olumlu yönde ilerlemesi, bir sonraki aşamalarda ekonomilerin yavaş yavaş toparlama beklentisine girmesini oluşturması suretiyle hem güvenli varlık olarak görürken talep özellikle gümüş, diğer taraftan diğer emtialarında belki de bu açıdan talep gördüğünü herhalde söylememiz lazım. Ama şöyle bir şey var, yani ABD için nasıl gelirim herhalde konuşmamız gerekiyordu. Belki önümüzdeki günlerde bunun etkilerini daha yakından belki de takip edeceğiz. Çünkü bu gerilim düşmüyor. Günden güne sanki artan bir hal alıyor gibi tekrardan. Trump'ı görüyoruz, sürekli olarak konuşmalarında hep Çin virüsü şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Ve aynı zamanda son işte o Hong Kong meselesi üzerinden devam eden gelişmelere baktığımızda, devamında daha doğrusu, İşte son haberlere baktığımızda işte Houston'daki elçiliğin işte kapatılması, onun Trump tarafından istenmesi, işte aynı zamanda Washington Büyükelçiliği'nin de tehdit aldığına dair Çin'in açıklamalarda yapması ve belki de daha sonraki günlerde bir misilleme de bulunması Çin'in gibi gelişmeler. Bu gelişmeler aslında bakır fiyatlarına olumsuz yansıdı.
Orada bir aşağı yönlü hareketlenme görüldü bu gelişmeler akabinde. O yüzden herhalde bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde biraz daha takip etmemiz gerekecek. ABD içerisindeki her türlü gerilim artışı eğer virüs tarafındaki iyimserliğin önüne geçecek olursa bu süreç içerisinde, yani aşı konusundaki iyimserlikten bahsediyorum. Sonraki aşamalarda diğer ülkede de olumsuz anlamda etkileyebilir ticaret gelişmeleri bakımından. Aynı ticaret savaşlarında olduğu gibi o zaman da bunu konuşuyorduk. Bu tarafta tabii ki Avrupa Birliği'nin özellikle 700 milyar euroluk bir kurtarma paketine rağmen Çin ve ABD Avrupa arasındaki ticaretin normale girememesi bu gelişmelerden kaynaklı olarak, yani böyle beklentileri belki de konuşmamız gerekebilir. Bu tarz emtiaların zayıflamasına neden olabilir. O yüzden onları takip etmemiz lazım. Ama altın özelinde konuşacak olursak bence güvenli varlık olarak bu gelişmelerden kaynaklı talep görmeye devam edebilir diye düşünüyorum. Bu da gümüşe de yarayabilir güvenli varlık olarak değerlendirilip. Altın ve gümüşte yükseliş eğilimi diğerlerine göre biraz daha ön planda kalabilir. Çünkü düşük faiz ve yüksek likidite ortamı uzunca bir süre daha bizimle olacak. Ve bu da bence altına ve belki de bir miktar olsa gümüşe yarayacak diye de açıkçası ben düşünüyorum. Yani aslında portföylerde hala altın ve birçok kişi artık zaten uzman da alternatif olarak, altın alternatifi olarak geride kaldığı için uzun bir zamandır gümüşü de öneriyordu. Yavaş yavaş zaten yatırımcıların da gümüşü tercih ettiğini gördük. Çünkü çok fazla gümüşle ilgili sorular geliyor. Gümüşle ilgili teknik analiz daha çok yapmaya başladık. Yani yatırımcılar da aslında gümüşe ağırlık vermeye başladılar. Hatta bununla birlikte paladyum da çok soran mesela şu an yatırımcı var. Çünkü paladyum da aslında gümüş ve altına göre çok çok iyi bir fiyatlama gördük geçtiğimiz döneme baktığımızda. Yani aslında emtialardaki bu bol likiditeden hem de üretimin birazcık daha artıyor olmasından kaynaklı yükselişin devam edeceğini beklediğini söyledin. Bununla birlikte şimdi içeride biz bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Tabii öncelikle sormak isterim. Merkez Bankası bugün nasıl bir hamle yapar? Bu hamle karşılığında şimdi yeni günde uzun bir süredir uykuda olan dolar TL'yi konuşuyoruz. Neden? Çünkü neredeyse tek fiyattan işlem görüyor. 6.85'den 84'e düştüğünde bile işte dolar çok düştü diyoruz. O kadar alışmışız ki aynı rakamda işlem görmesine. Hem dolar beklentini hem de bugün Merkez Bankası nasıl bir hamlede bulunur? Onu değerlendirelim istersen. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için, daha da fazla faiz indirimine gitmesi için şu an için çok da fazla nedeni yok gibi gözüküyor kanaatimce. Biz de kurum olarak zaten bütün aracı kurumların beklentisi o yönde. Faizlerde bu toplantıda değişik yapılmayacağı yönünde. Tabii ki Merkez Bankası'nın kararını bilemeyiz ama bizim beklentimiz bu toplantıda faizlerde değişik yapılmayacağı yönünde. Yani aslında nedenlerine baktığımızda hani geriye dönüp enflasyon tarafındaki herhalde gidişatı biraz incelememiz gerekiyor. Gelinen noktada enflasyonda işte son birkaç aydır yukarı yönlü bir hareketlenme eğilimi var. Nedenlerini zaten hep birlikte görüyoruz. Ekonomiyi canlandırmak adına alınan bazı önlemlerin, bazı daha doğrusu teşviklerin bir miktar yansımaları, işte özellikle kredi piyasasındaki canlanma ve bunun tüketici kredilerinde özellikle yaşanan ciddi canlanma bu tarafta tabii ki biraz enflasyonu da yukarı hareket etme eğilimi yaratmış gibi gözüküyor. Bunu zaten Merkez Bankası'nın toplantılarından sonraki metinlerine baktığımızda da zaten görebiliyoruz. Son iki toplantısı da özellikle bu konuya değinmiş durumda. Belki evet arz yönlü buradaki kısıntılar, kesintiler ortadan kalktıktan sonra belki miktar toparlanma olabilir ama yeniden enflasyon tarafındaki zaten şu anki seviyelerle birlikte bakıldığında reel anlamda faizin negatif tarafta olması, bunun daha da fazla eksiye gitme olasılığının olması enflasyondaki yükselişler devam ederse Merkez Bankası tarafında o yüzden biraz daha bekleme havasında kalma ve sonraki süreçte biraz daha değerlendirme yapmasını sanki mümkün kılacakmış gibi gözüküyor. Zaten bu Temmuz sonunda da enflasyon raporu var. Orada da yüksek ihtimalle yaşanan bu son gelişmeler neticesinde yıl sonu enflasyon tahmininde belki bir miktar yukarı yönlü bir revizyon da olabilir. Zaten hani baktığımızda şu an politika faizi 8.25. Yani piyasayı fonladığı diğer faiz oranlarına baktığımızda zaten onun biraz daha aşağısında bir faiz olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bu son sorunu karşılık hamlesinden sonra da baktığımızda Merkez Bankası'nın bu toplantısında herhalde beklemede kalacağını ben açıkçası düşünüyorum. Şimdi, kur tarafına da gelirsek onu da sormuştum. Evet lütfen bir de kur tarafını değerlendirelim. Sonra zaten borsayla ilgili çok soru geliyor. Ondan sonra bir borsaya girizgah yapacağım. Bayağı soracağım konu var aslında. Ama doları mutlaka konuşalım şimdi. Ya şimdi tabii doların grafiği önümde. Yani herhangi bir hani teknik manada bir değerlendirme yapmak çok mümkün değil. Tamamen evet. Yatay. Haziran ortasından itibaren devam eden bir durum var ortada. Yani
genel beklenti faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde olduğundan kaynaklı ben kur tarafında çok büyük bir önemli bir hareketlenme beklemiyorum. Yani burada aslında toplantıdan kararından sonra, faiz kararından sonra açıklanacak, aynı anda açıklanacak toplantı metnini biraz herhalde incelememiz gerekecek. Orada özellikle enflasyona dayalı beklentilerinde ne gibi bir değişiklik var, var mı? Onu biraz herhalde inceliyor olacağız. Sonraki toplantının ilişkin mesajlar açısından bence bu önemli olabilir. Bence herhalde bu biraz daha dikkate alınmalı. Ama ben kur tarafında bant hareketinin biraz daha sanki devam edeceğini düşünüyorum. Yurt dışı kaynaklı dolar endeksi yani zayıflıyor. Euro dolar tarafında 1.16'ya doğru yaklaşmalar gördük. Buna karşılık aslında dolar tarafında yine de aşağı yönlü bir hareketlenme görmüyoruz. O yüzden 6.82-6.86 arasında bant aralığının o aralığındaki hareketlerin ben dolar TL'de faiz kararından sonra da gerçekleşmesini bekliyorum. Hani aşağı sarkarsa 6.80'e doğru bir hareket görebiliriz. Ama ben onun üzerinde, onun altına doğru da çok fazla hareket olmasının açısı çok da beklemiyorum diye söyleyebilirim. Aslında tam da soracağım oydu. Çünkü dolar endeksinde bir taraftan gözüm. Dolar endeksinde 100'lü seviyelerin üzerindeydik. Uzun zamandır savunduğum aslında piyasanın birazcık daha normalleşme sürecine girdiğinde tabii Fed'in bilançosu bu kadar büyümüş ve genişlemişken, tarihi zirvelerine ulaşmışken hani paranın, sıcak paranın hem emtialara, güvenli limanlara hem de riskli varlıklara girdiğinde doların aslında dünyada değer kaybetmesi kaçınılmaz bir sondu. Nitekim de geldiğimiz nokta 100'lü seviyelerin üzerinde dolar endeksi vardı karşımızda. İşte 95'ler bunun altını görmüş olduk. Aslında tablo çok netti. Bunu uzun zamandır değerlendirdik. Yalnız şunu sormak istiyorum. Senin altını çizdiğin gibi ama bu TL olarak bize henüz yansımadı. Hala aynı yerdeyiz. Dolar endeksi 100 seviyelere yakınken de zaten biz bu bantlardaydık. Geldi işte 95-94'lere. Biz hala bu banttayız. Bu arada en azından bugünün güzel bir diğer haberi CDS'lerdeki geri çekilme. Bu biraz endişe vericiydi bizim için. 500 seviyesinin üzerindeydik. O yüzden açıkçası acaba hani kur mu CDS'i yakalayacak yoksa CDS'de bir geri çekilme mi başlayacak dedik. CDS'de bir geri çekilme başladı. Yeni gün 491 seviyesinde başlıyoruz. Tabii hala çok yüksek ama 500'lü seviyelerin üzerinde olmaktan iyidir diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir değerlendirme yaptığımızda da aslında Barış Ürkün birazcık iyi haberler var. Bununla birlikte herkes yabancı takasları soruyor. Hemen onu da söyleyeyim. %1.5'a yakın bir artış var. Tekrardan %50 seviyesinin üzerine çıkmış oldu yabancı takaslar. Yarın S&P'nin Türkiye değerlendirmesi var. Peki orada ne bekliyorsun? Şimdi CDS'lerde bir geri çekilme var. Yabancı takaslarda hafif de olsa bir artış var. Kurda birazcık sabitiz. Ne dersin S&P takviminde Türkiye'yi nasıl bir değerlendirme içerisine alır? Yani S&P takvimine baktığımızda zaten yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında şu anda zaten bizim durumumuz. Orada yani biraz daha herhalde belirsizlikler devam ettiği için şu anda yani virüs kaynaklı dünya genelinde ekonomik belirsizlik devam ettiği için. Tabii bundan da Türkiye ekonomisi bir nebze de olsa diğerlerine göre şu anki görüntüde olumlu ayrışmaya çalışıyor. Ekonomiyi canlandırmak adına birçok adımlar atıyor. Ama tabii bunun da bazı riskleri var. Ciddi anlamda kredi büyümesinin gerçekleşmiş olması. Önümüzdeki süre içerisinde işte takipli kredilerin artması olasılığını da belki gündeme getirebilir. Yani bu evet işten çıkartma yasağı devam ediyor fakat bir işsizlik sorunu da olduğu ortada şu anda %10 yani çift tane rakamlardayız hala. Onun da sonraki aşamalarda gidişata göre bakıldığında dünya ekonomimizin durumunu da değerlendirdiğimizde ne ölçüde toparlanma yönünde gidecek? O da bir belirsizlik unsuru. Özellikle bizim ihracat açısından önemli partnerlerimiz olan işte Almanya'nın, İtalya'nın durumu, İngiltere'nin durumu ne olacak? Bunları da değerlendirmemiz lazım. Yani ekonomik toparlanma yönünde sadece hani harcamalar yönünden büyüme değil, taraftan ihracat kanalından da büyüme, işte sanayi üretiminin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi. Yani topyekun bunları görmemiz lazım. Bankacılık sektörünün durumunu görmemiz lazım önümüzdeki süre içerisinde. Bunlar konusunda hala aslında bir nebze de olsa belirsizliğin devam ettiğini görebiliyoruz. Ama çok da kötüye giden bir durumda da değiliz. S&P 500'ün bu aşamada bakıldığında notu tabii daha kötüye götürmesi gibi bir durum bence yok. Ama daha da iyileştirme konusunda da bir hamlede bulunmayacağını düşünüyorum. O yüzden de yani bu değerlendirmesinden bir değişiklik gelmesini açıkçası beklemiyorum diyebilirim.
Ve dönelim, bugün Borsa İstanbul'da nasıl bir açılışı olur? Sevgili Neslihan Köroğlu anketi bizimle paylaşmış. Zaten sizler de bu ankete sık sık katılıyorsunuz. BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlaması bekleniyor efendim. Bugün 37 analist katılmış, 36'sı pozitif, yalnızca bir tanesi negatif açılış tahmininde bulunmuş. Bugünün ortalama beklentisi 421-425, yani 400 puan üzerinde bir pozitif açılış yapılması bekleniyor Borsa evet. İstanbul'da. Barış Ülkün, hemen senin beklentini de alalım. Ankete katıldın mı? Bir, pozitif tarafta mısın? Bir kişi negatif açılış tahmininde bulunmuş yalnızca. Bu sabah bir toplantım vardı. Toplantıdan hemen buraya intikal ettim. O yüzden de ben katılamadım. Bugün 38. analist evet. olarak hemen buraya ekleyelim o zaman. Pozitif mi negatif tarafa mı alalım seni? Yani negatif beklemiyorum ben de. Dediğim gibi başta da böyle yatay pozitif bir başlangıç beklentim olabilir. Öyle bir şey söyleyebilirim. Yani ABD vadelerine bakıyorum şu anda. Hafif yataya yakın pozitif tarafta. Asya tarafında Japonya bugün kapalı. Diğer Asya piyasalarında diğerlerine, Çin'e baktığımızda orada satışlar var. Ama çok da yoğun bir satış olmadığını görüyorum ama hani başında nedenine değindik ama Asya piyasalarındaki satış nedenlerine. Amerika ile Çin arasındaki yaşanan son gerilimin biraz etkisi var. O satışlarda. Ama bunun ABD piyasanın yansımalarını vadeli tarafta şu anda görmüyoruz. O tarafta özellikle son gelen aşı ile ilgili haberler. İşte Amerika'nın iki ilaç firmasıyla işte bir anlaşma imzalaması ve beklentilerin de aşı konusunda olumlu sonuçlar getirdiğine dair haber akışları. O taraf biraz olumlu etkiliyor. Amerika'dan gelen bilançoları takip ediyoruz. Şimdiye kadar gelen bilançolara bakıldığında beklentilerin üzerinde gelen şirket sayısı fazla sayılabilir, %70'in üzerinde. Çok çok beklentilerin uçuk noktalarında değil, yani daha üzerinden de gelmiyor. Beklentilere paralel hemen hemen gelen sonuçları geldiğini görüyorum. Onun da biraz verdiği moral olabilir. Tabii bir başka moral de tabii ki demin de konuştuğumuz gibi yeni destek paketinin geleceği konusundaki o son yaşanan gelişmeler. Onunla ilgili tabii süreç belki uzun soluklu bir süreç olabilir. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında özellikle miktar konusunda bir anlaşmazlık durumu yaşanabilir. Fakat öyle bir destek paketinde ben geleceğini açısı söyleyebilirim. Yani düşünüyorum daha doğrusu. Bunun da verdiği bir destek şu anda piyasalara ABD tarafında pozitif yansıyor. Ben onun etkisiyle, yani yurt içine gelip baktığımızda işte iki gün önce yaşadığımız o gelişmenin etkisini zaten hemen ertesi gün bertaraf ettik. Evet, yükseldik 119.000 üzerine, fakat biraz hemen açılışa yakın kapanışla bir son gün sonu oldu. Yani bugün ben dediğim gibi pozitif bekliyorum. Yatay hafif pozitif bir hareket bekliyorum. Yeniden 119.500-120.000 aralığına doğru bir hareket olup olmayacağını takip edeceğiz. Dediğim gibi hem trend hareketi devam ediyor yukarı yönlü, hem de 21 gün yüksel hareketli ortalama seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyoruz. O yüzden beklentim şu anda yukarı olmaya devam etmesi şeklinde diye söyleyebilirim. Ama sınırlı tabii, yukarı hareket içinde 120.000 üzerinde bir kalıcılık aramamız lazım. Onu da belirteyim. Onun üzerine geçiş görmemiz lazım. Zaten sıkıştığımız nokta değil mi? 120 bin üzeri. Evet. Çünkü bizi de korkutan, şimdi 120 binden her satış yediğimizde, şimdi oradan iki defa döndük. Acaba ikili tepe mi yaptık? O yüzden 120 bin üzeri kapanışlar hakikaten, kesinlikle katılıyorum, bizim için önemli. Ama bilançolar evet. geliyor. Artık hisse bazlı hareketler çok ön planda. Mesela dün Aselsan'da pozitif bir ayrışma gördük. İşte bakıyoruz bir önceki gün, tamamen afaki konuşuyorum, işte piyasaya satış geliyor ama bir gün Türk Hava Yolları tutuyor piyasayı, bir gün Turkcell tutuyor, bir gün şişe evet. grubu tutuyor. Hisse bazlı hareketler çok ön planda. Senin geçen gün hazırlamış olduğun bir grafik vardı. Dün ilk seansta paylaştık. Şimdi de ekrana verelim. Tabii burada dünkü kapanışlara göre fiyatlar değişmiş olabilir ama çok böyle hani minimal bir değişiklik olmuştur diye düşünüyorum. Endeksin çok gerisinde kalan aslında hisse senetleri var ve bu hisse senetlerine de üzgün olan yatırımcılar var. Tabloyu da ekrana verebilirsek, bunları sen Ahlat Yatırım'dan çok detaylı olarak paylaşmışsın. Tabii biz bunları çok duyuyoruz sevgili Barış Ürkün. Özellikle Tüpraş, Doko, Tekfen, TAV, Akbank, evet. Garanti, İş, Çelebi, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Halkbank. Daha çok ulaştırma ve bankacılık doğru. hisselerinin endeksin çok gerisinde kaldığını, üzerini çizmişsin, altını çizmişsin. Şimdi detayları senden dinleyelim. Ne dersin? Yani biraz bu hisselerin üzerinden gidelim. Tabii resmi bilinen resmi bile de başka bir açıdan, yani tablo olarak, rakamsal olarak göstermek istedim. Yani görüldüğü üzere, ama bu tabii değişti tabii. İki gün geçti bunun üzerinden. Evet, o yüzden tekrar ama altını çizdim baştan. Hani rakamlar tam doğru evet, olmayabilir. Evet. İki gün önceki paylaşımındı. Üzerinden konuşalım diye. O yanlış anlaşılma olmasın değişimler için.
Ben bunu güncel hepsine tekrar gönderirim bu arada bugün. Peki. Şimdi tabii sektörler belli. Yani enerji sektörü, bakıyoruz havayolu ulaşım sektörü ve bankacılık sektörü ağırlıklı. Yani sol taraftaki tabloya baktığımızda işte ilk 10-20 hisseye, 10 hisseye falan baktığımızda hemen karşımıza çıkıyor zaten. Sanayi ağırlıklı hisseler, havayolu ulaşım olan hisseler, nedeni de belli zaten. Adres belli, virüs. Yani bu koronavirüsün yarattığı ekonomik anlamdaki o duruş, dünya genelindeki duruş, özellikle tabii ki ulaşım sektörünü çok olumsuz etkiledi. Tabii burada bir şeyi daha değinmemiz lazım. Bu hisselerin çoğunluğu da endeks hisseleri. Yani aslında genel itibariyle biraz daha yabancıların ağırlık verdiği hisseler. Hep konuşuyorduk. Zaten az önce siz de söylediniz. Yabancı takas oranlarına baktığımızda %50'nin altına doğru bir gidişat var. Yerli yatırımcı sayısı daha fazla arttı. Bu süreçte yerli yatırımcı bu hisseler yerine, işte hep konuşuyoruz aslında, yükselişleri daha kolay olan, daha ne diyelim, kademeleri daha dolu olmayan, düşük işlem hacimlerine sahip hisselerde biraz daha işlemleri yoğunlaştırdılar. O yüzden de bu hisselerin biraz daha geri planda kaldığını bu açıdan da değerlendirmemiz lazım. O yüzden takip edeceğiz. Yani yabancı yatırımcının da biraz daha ilgi göstermesi lazım. Aslında yerli yatırımcının da daha uzun vadeli yapıda düşünme şekline de bürünüyor olması lazım aslında. Buna yöneldikleri andan itibaren bu şirketleri, özellikle beklentilerini daha iyi yönetebildiğimiz için, yani daha iyi tahmin edebildiğimiz için, daha iyi rakamlar ulaşabildiğimiz için, daha şeffaf oldukları için daha iyi tahminlerle ileri boyutlu olarak tahminler yapabiliyoruz. Ekonomik toparlanma eğilimi devam edecek olursa bu şirketler her zaman sağlam kalacak şirketler arasında ve uzun vadeli yatırım içinde oldukça potansiyel vadeden şirketler aslında. Ama burada görmemiz lazım olan şey tabii ki ekonomik anlamdaki güvenin daha da artıyor olması, yabancı yatırımcıların tekrardan ilgi gösteriyor olması ve eğer yerli yatırımcının da biraz daha orta uzun vadeli periyotta yatırım anlayışında da bürünüyor olması lazım ki bu hisseler biraz da o zaman iyi değerler kazanabilir diye de açıkçası düşünüyorum. Bu arada endeksi de açmış olduk hep birlikte. %0,19'luk artışla yeni güne başlıyoruz ama an itibariyle %0,26'ya çıktı. Viyop'u açtık. Çok, endeks dedim, Viyop'u açtık. Yani aslında beklentin gibi oldu Viyop'ta. Bakalım Borsa İstanbul'un BIST 100'ün açılışı nasıl olacak. Şu an için Viyop artı seyrediyor. Genel olarak zaten Temmuz vadeli kontratlara baktığımda da orada pozitif bir görünüm var. Özellikle şimdi hisseleri de değindik. En çok sorulan sektör, senin tekrar az önce anlattığın gibi detaylı bir şekilde, bankalar. Yani bankalara işte yabancının mı gelmesi lazım ya da işte bazı izleyenlerin de mesela şunu söylediğini görüyorum. Merkez Bankası faiz artırımına gidebilir mi? Bu da hani bir ters köşe yapıp 25 baz puanlık, bu da bankalar üzerine bir etki bırakır mı? Bankaların endekse eşlik etmesi için ne olması gerekiyor? Kredilerde de, kredi talebinde de ciddi bir artış var ama bankaların kesinlikle endekse eşlik ettiğini göremiyoruz. Hatta her yükseliş neredeyse bir satış fırsatı gibi. Çünkü yılbaşından beri dönüyoruz, dolaşıyoruz. Bankacılık endeksinin performansına baktığımızda aşağı yukarı %20 eksi seyrettiğini görüyoruz her seferinde. Ya şimdi bankacılık sektörü doğal olarak hani söylememiz gereken ilk şey ucuz. Yani oldukça ucuz. Ben bankacılık sektörünün genelinde şu içinde bulunduğumuz o güçlü bu krize rağmen, hani sağlık krizi ama ekonomi çok büyük tahribat yarattı dünya genelinde. Ona rağmen aslında bakıldığında bizdeki bankacılık sektörünün işte sermaye yeterli rasyosu olarak mesela baktığımızda oldukça yeterli düzeyde olduğunu görüyoruz mesela son verilerine göre baktığımızda. Kredi tarafına baktığımızda da evet, kamu bankaları öncülüğünde bir artış var. Yavaş yavaş bu artışın aslında aşağı doğru geldiğini de görmemiz mümkün, onu da bir değerlendirmek lazım. Ama genel itibariyle bakıldığında bankacılık sektörünün içinde bulunduğu durumun çok büyük bir soruna işaret etmemesi, şu anda bulunduğu seviyelerden daha yukarı hareket, seviyeleri hak ettiğini açıkçası bana o noktada düşündürtüyor. Ama yukarı hareketin olmamasının nedeni bu hisseleri şu anda çok fazla ilginin olmaması diye herhalde söylemek lazım. Tabii bu hisseleri yukarı hareketlendirecek en önemli etken de daha önce de söylediğimiz gibi, geçmişte daha doğrusu, yabancı yatırımcının ya da yabancı fonların giriş yaparak bu hisselere de yoğunlaşması tekrardan. Böyle bir hareket başladığında yerli yatırımcı da bu hisselerdeki hareketliliğe belki de katılacak. O zaman belki de daha iyi bir yukarı yönlü performans burada görüyor olacağız. Yani o yüzden hani bankacılık endeksinde
Evet, yani demin de konuştuk, işte virüsün yarattığı belirsizliğin devam ediyor olmasının ekonomik anlamdaki etkilerini de yaşıyoruz hala. O yüzden de biraz daha gelişmekte olan ülkelere bakış açısının şu andaki görünümü bizim tarafa doğru yabancı yatırımcının gelmemesindeki bir etken olabilir. Bizim bazı engelleri buraya koymuş olmamızın da etkisi olabilir. Ama kademe kademe ben bunlar da iyileşme sağlanabilir önümüzdeki süre içerisinde. Ben bankacılık sektörünün uzun vadeli periyotta iyi bir yatırım alternatif olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli değil, orta vadeli değil. Böyle bir yıldan ve bir yıldan uzun bir periyotta yatırım yapacak olan yatırımcıların ben bankacılık sektöründe belki de kazançlı çıkabileceğini bu noktada söyleyebilirim. Uzun vadede. Öyle şimdi düşünüyorum. Şimdi bununla birlikte bir taraftan aslında diğer konuştuğumuz sektör ise özellikle GEO'lar, yani emlak sektörü. Çünkü bir konut satışları da zaten rakamları aldık. %209'luk bir tarihi belki de artışlardan birine şahit olduk. Ciddi bir konut talebi, özellikle faizlerin geri çekilmesiyle birlikte ciddi bir konut satışı var. Bunun da GEO şirketlerine, biz de halka açık özellikle emlak konut öncülüğünde artı yansıdığını görüyoruz. Mesela dün piyasada da emlak konutun yine pozitif ayrıştığını gördük. Ne dersin, özellikle bu konut satışlarının devamını bekler misin? Yeterince fiyatlar içerisine girdi mi? Bundan sonra tabii bir de bilançolarına da yansıyacak GEO şirketlerinin. Birazcık daha onların da altını çizecek olursak, beklenti ne yöndedir sizin için? Şimdi tabii birçok hani bankacılık dışı sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de hani ciddi bir yükseliş yakalandı. Birçok hissede de dediğin gibi özellikle emlak konut öncülüğünde bir yukarı hareketlilik oldu. Hı hı. Oradaki grafik de yine o Mart ortasından itibaren bakıldığında şöyle dik bir yukarı yönlü hareket. Ama nedeni çok açık. İşte düşen faizler dediğin gibi emlak sektörünü ciddi oranda canlandırdı. Konut satışları rakamlarından bunu görebiliyoruz. Ve elde bekleyen konutlar özellikle satışa gitti, satılabildi. Yeni projeler şu anda tam canlı bir şekilde yok ama bekleyen talebin devreye girmesi, işte bekleyen konutların satışının gerçekleşmesi, özellikle gayrimenkul sektörü şirketlerinin diyelim ortaklıklarının da değer kazanmasındaki etkenlerden birisi oldu. Diğer taraftan tabii bazı gelişmeler var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı da geçenlerde açıkladığı üzere bu Kanal İstanbul konusundaki söylemlerinin de etkisiyle GEO şirketlerinin bu noktada biraz daha değer kazandığını söylememiz mümkün. Hı hı. Açıkçası emlak konutun da bu noktada yükselişini herhalde buna dayandırmak mümkün olabilir. Buna ilişkin işte Kanal İstanbul'a ilişkin gelişmeleri de önümüzdeki günlerde herhalde yakından izlememiz gerekecek. Konut sektöründeki bu canlanma daha ne kadar devam edecek onu biraz takip etmemiz lazım. Yani biraz kredi tarafında 13 haftalık ortalamalara bakıldığında biraz seyrin aşağı doğru yöneldiğini görüyoruz. Yani belki de talep yeterince gerçekleşti, bir talepte durulma gerçekleşti diye belki de söylemek lazım. Sonraki aşamalarda herhalde kredi faizlerinin görünümünü de hesaba katmamız lazım. Ve ekonomideki belirsizliğin tabii ki ortadan kalkıp kalkmadığını görmemiz lazım. Bunların hepsini değerlendirmek için de herhalde önümüzde biraz daha süreç var ama kısa vadede sert bir yükseliş oldu. Kredi faizlerindeki gelişme ve son açıkladığım bu gelen haber akışları bir miktar olumlu anlamda etkiliyor. Fakat gelinen noktalarda teknik olarak bakıldığında, orada da hisseler bazında bakıldığında dikkatli olacak olması gereken yerlerdeyiz. O yüzden ben biraz daha düzeltmeler olmasını bekliyorum açıkçası. Yani hisse için alımda tarafında özellikle GEO şirketlerinde az önce bahsettiğimiz hisseler için aslında bakıldığında özellikle biraz daha geri çekilmeleri görüp belirli destek noktalarından tekrardan düşünmek sanki daha mantıklı olacakmış gibi geliyor bana. Ve aslında son soracağım sektörde demir çelik sektörü olacak. Neden? Çünkü ben de Ahlatçı'nın şimdi hem haftalık model portföyünüzü takip ediyorum. Mesela bu hafta da yine Ereğli vardı. Biraz aslında Ereğli'yi beğendiğinizi aslında görüyorum. Ne dersin, Ereğli mi, Kardemir mi ya da demir çelik sektörü için bundan sonrası, özellikle hani hazır burada bir artış varken hem üretimde hem emlak sektöründe orada iyi bir fiyatlama bekleyebilir miyiz? Yani hala ucuz kaldı diyebilir miyiz mesela Ereğli ya da Kardemir için? Ya şimdi tabii iki hisseye baktığımızda Ereğli ve Kardemir arasında Kardemir biraz daha hızlı hareket etti. Ereğli'nin biraz daha geride kaldığını gördük. Aslında teknik olarak biraz değerlendirdik. O yüzden model portföyünü eklemek istedik. Ama tabii ki nasıl gayrimenkul sektörü bir canlılık kazandıysa inşaat sektörü biraz daha belki önümüzdeki süreçleri inşallah canlılık kazanır daha sonraki aşamalarda. Tabii demir çelik sektörüne de olumlu olarak yansıyabilir ama burada herhalde biraz ihracat tarafının da biraz bizim tarafta gelişiyor olması lazım.
demir çelik sektörünün gidişatı açısından herhalde değerlendirmek gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin ekonomik görünümünün de herhalde etkisini bu noktada göz önünde bulundurmamız lazım. Yani aslında birçok yorum yapıyoruz ama her şey aslında daha belirsiz. Önümüzdeki süreçte ekonomik anlamdaki toparlanmanın dünyanın genelinde nasıl yansıyacağını, bunun beklentilerini ölçüde yansıyacağını görmemiz lazım. Olumlu yönde her türlü gidişat, her türlü veri bu sektörler olan ilgiyi bence artıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden Ereğli Demir Çelik, evet orada da aslında Mart ayından itibaren bir yükseliş trendi var. O trend üzerinde devam eden bir hareket olduğunu aslında söylememiz mümkün. Bu trendin devam etmesi, eğer bu trend üzerinde kalabilirse devam edebilir, tepki alımlarının geldiğini görebiliriz ama sağlıklı bir hareketi görmemiz için de ekonomik anlamdaki gelişmelerin işte sağlanan teşvikler neticesinde toparlanmaların gözükmesi lazım. Dünya genelinden bahsediyorum. Bunun yurt içine yansımada da olumlu olursa bence bu sektörün de biraz canlılık kazandığını bence görebiliriz diye söyleyebilirim. Sevgili Barış Ürkün, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. İyi çalışmalar ve iyi seanslar diliyorum. Sağ ol. Efendim, beklenti raporunu kapatmadan önce hemen Viyop'u açmışken şimdi bir Viyop teknik analizimiz var. O da gelsin ekrana. Hemen bir ortalamalarımızı hatırlamış olalım. 21 günlük ortalamalarımız 133.560'lardan, 50 günlük ortalamamız 130.000 seviyesinin hemen üzerinden ve 100 günlüğümüz ise 128.284'lerden geçiyor. An itibariyle 134.400 seviyesindeyiz. Akyatırım'da zaten raporunda der ki 133.540 seviyesi önemli. Bununla birlikte yukarıda takip edeceğimiz aslında seviyeler 135.150, 135.150'nin üzerinde 137.000 seviyesine kadar aslında yükseliş gündeme gelebilir. Aşağıda ise takip edeceğimiz seviyeler 132.000 ve 130.500 bölgesi destek olarak çalışacak. Hemen Viyop'u açmışken teknik analizimizi sizinle paylaşmış olalım diyelim efendim. Ve burada beklenti raporuna şimdi veda edelim. İlk seans için kaldığımız yerden devam edelim.